Evet arkadaşlar, herkese tekrar merhaba. Bugün önceliğimi şu karşınızda duran RKS Vieste 249'a vermiş bulunmaktayım. Yamaha X-Max çakması gözükse de aslında boyut olarak tam olarak X-Max diyemeyebiliriz. Fakat duruşu, gidişi ve oturuş pozisyonuyla tabii ki bir Yamaha X-Max değil ama ona yakın diyebilirim. Yani boyutu küçük olsa da X-Max'e göre, yani o boyuta göre konforu bence gayet güzel. Türkiye'de sevileceğini, tutulacağına dair öngörüm bu şekilde. Bir de fiyat, X-Max'in yaklaşık olarak bir 0 X-Max'in şu andaki piyasa koşullarına göre 50.000 altında olunca bu motor niye tutmasın diye aklımdan geçiriyorum açıkçası. Şimdi bu Vieste 249'un iki tane rengi var. Bir mavi, bu gördüğünüz mat mavi, bir de gri, mat gri şeklinde. Ben bu rengi beğendiğim için bu rengi sizlerle paylaşmak istedim. Açıkçası çünkü gri renk bunun yanında biraz kendini göstermiyor arkadaşlar. Mavi renk daha iyi duruyor. Hatları daha belirgin olduğunu düşündüğüm için bu rengi sizlere paylaşmayı uygun gördüm. Şimdi Vieste 249'un 244 cc'lik bir motor gücüne sahip. 4 zamanlı tek silindirli Vieste 249, 21 beygir ve 21 Newton metre, 21 beygir gücünün yanında 21 Newton metre tork üretiyor arkadaşlar. Yani gerçekten güçlü. Yani bunu oturduğunuzda gaza bastığınız anda bu hissiyatı size veriyor. Yani nasıl söyleyeyim, bir elektrikli araçlardaki bulunan tork misali, öyle söyleyeyim. Güçlü torklu bir scooter modeli Vieste 249. 150 kilogram ağırlığıyla fena sayılmaz. Bir scooter için yine ağır sayılabilecek bir ağırlık. Bu da yüksek süratte uzun yolda, yani rüzgardan sizi çok fazla etkileyeceğini düşünmüyorum. Uzun yol yapmadığım için bir şey diyemeyeceğim arkadaşlar. Şimdi şöyle gösterge ekranına geçecek olursak arkadaşlar, şimdi şöyle hemen şurada size göstereceğim. Burada USB'si bulunmakta. USB girişi. Bu zaten son yıllarda scooter modellerindeki özellikle, yani böyle bir motorda zaten olmazsa olmazı. Ve en önemlisi şu gördüğünüz anahtarsız çalıştırma. Anahtarsız çalıştırma özelliğine sahip. Ben şimdi size buradan birkaç tane ufak özelliğinden daha bahsedeceğim. Arkadaşlar, bu şekilde çevirdiğinizde kontak açılıyor. Gördüğünüz üzere. Bu tarafa aldığınız zaman şu tuşa bastığımızda, hatta bunu aşağı inip öyle göstereyim size. Şu tuşa bastığımızda, uzun basılı tuttuğumuzda, evet, bu şekilde bu koltuk açılıyor. Diğer türlü şu tuşa bastığımızda, uzun süre bastığımızda burada yakıt tankının açıldığını göreceksiniz. Bu elektriği komple devre dışı bırakıyor. Bu da zaten bildiğimiz push tuşu çevirmek için. Şimdi şöyle ufak ekrana dönecek olursak, sol tarafta hız göstergesi, yağ göstergesi, ABS ve motor ışıklarının olduğu bir bölüm yapmışlar. Sağ tarafta ise sadece kadran var. Ortada saat, derece, kilometre, trip metre, hararet göstergesi ve benzin
göstergesi bulunmakta. Sinyaller de sol ve sağ tarafta arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bunda ekstra olarak dörtlü de mevcut. Yine aynı şekilde klasik bütün motorlarda olan elektriği kesme amacıyla buradan kesip buradan sol taraftan bütün sistemdeki elektriği açıyorsunuz. Aynı şekilde marş butonumuz da şurada gördüğünüz gibi. Kısa uzun farlar, dörtlüler ve kornamız da burada. Arkadaşlar dediğim gibi Viesta 249'u ben beğendim. Yolda da gayet güzel. Bilmiyorum Türkiye'de ne derece değer görür. Ne rakamlar ne derecede olur bilmiyorum. Bu arada özellikle söylemek istediğim iki nokta daha var. Çift ABS var ve egzozu da görsel olarak unutmuştum arkadaşlar. Videonun sonuna yetiştirdim. Bu da ekleyeceğim son özellikler. Arkadaşlar kullanan arkadaşlar veya videoyu beğenen arkadaşlar yorum yaparlarsa sevinirim. Kanalı desteklerseniz ayrıca mutlu olurum. Teşekkür ederim. Herkese iyi günler diler. Hoşça kalın.